Merhaba Yörük TV izleyicileri, ben Veli Avcı, yoruktv.com. Arkadaşlar bugün neredeyim biliyor musunuz? Bugün yaklaşık 2000-2500 rakımlı Torosların eteğindeyiz. Burada has ve has Yörük çoban kardeşim Bekir Kalkıdır var. Bekir Kalkıdır'a bayağı maceramız var. Kışında gelmiştik bir ara. Ve videolarda var kardeşimiz zaten. Şu anda sahilden geldim. Denizin ortasında kalenin oradan, Kız Kalesi'nden ta 2500 rakımlı yaylamıza geldim arkadaşlar. Bitişik yerdeyiz zaten komşuyla. Burada görüyorsunuz da var gidiyoruz beraber. Ben küçüklüğünde keçi az güttüm. Hep inek güttüm, büyükbaş güttüm. Ama şimdi beraber de var gidiyoruz. Davar az gütmüştüm. Çobanlık, yörüklük nasıl Bekir Bey? Bekir kardeşim. Çok güzel bir macera. İşini sevene çok kolay. Zor, meşakkatli ama işini sevene iyi değil mi? İzin abi, rezilliği görmezsek bu işin tadı kalmaz. Biz rezilliği özlüyoruz, seviyoruz rezilliği. Rezillik bizi hiçbir zaman bırakmaz. Şimdi arkadaşlar aşağı o kadar sıcak ki, bu sıra gerçi hava biraz soğuk gidiyor ama sıcakta yandım alız. Buraya geldim bak şu an esiyor. Hatta bir de soğuyor, aynen bir de üstüne mont giymem lazım şu anda. Arkadaşlar zor diyor sıcakta aynen. İnşallah soğuyor. İnşallah hastalanmam arkadaşlar. İnşallah montu oraya bile bıraktık. Şimdi beraber davar gideceğiz arkadaşlar. Keçilerimizi görüyorsunuz arkada. Maşallah Allah bereket versin kardeşimizin keçilerine. Kurbanlıklar da var. İnşallah kurbanlıkların hepsi satılır. Buradan keçiler de çoğaldı çoğaldı. İşte bu arkadaşımızın da mesleği bu. Allah kanı kanı bereket versin. Var mı yörüklere diyeceğiniz bir şey? Şimdi davar gütmeye devam edeceğiz. Yörüklere çok kolay gelsin. İşlerine sahip çıksın. Yörükçülüğü bırakmasınlar. Devlet bizim yörükler sayesinde ayaktadır. Değil mi? Hadi. Aynen. Şimdilik arkadaşlar selam ediyoruz. Davarın peşinden gideceğiz. Davar gitmesin. Hem de yayla havası alıyoruz. Hadi hep beraber davar gütmeye. Evet yörük hemşehrilerimiz. Bekir Bel gel. Bu neydi gel. Neydi bunun ismi? Bunun ismi neydi? Şöyle siyah siyah olan değil mi? Yediğin zaman ağzın kıpkırmızı oluyor. Aynen. Çiçek açtı. Şimdi üstünde meyvesi vardır bunun şu anda. Var mı? Vardır. Yeni yeni oluşmuş. Ha, nerede? Yeni yeni. Tomurcuklarmış. Arkadaşlar bu kırmızı. Karamıkı. Ağustos Eylül'de olacak Allah'ın izniyle siyah olacak. Karamıkı. Çoğu yörük hemşerimiz bilir. Yani çoban hemşerimiz bilir. Akdeniz yöresine ait. Evet böyle. Böyle siyah siyah küçük küçük şey olur. Çok tatlı olur arkadaşlar. Yediğin zaman ağzın hep kırmızı olur. Evet. Bakın burada kevenler. Güzel yağmur güzel yağmur yağdı mı Bekir buraya? Burada saat 3'ten akşam 9'a kadar yağdı. Vallahi. Cuma günü. Arkadaşlar bakın kara bulutlar geliyor. İnşallah yağmur yağmaz. Ya şundan dolayı yağmur yağmaz. Yarın inşallah yarın yağmur yağmaz. Allah bilir de. He? Kocacık. Kocacık bu mu? Kocacıktır. Alerjiye girebilmiş bu. Allah Allah. Alerji için. Bak meyvesi oluşmaya başlamış. Allah Allah. Ben onu bilmiyorum bak. Yeniyor değil mi meyvesi? Bakın arkadaşlar Bekir daha iyi bilir çünkü dağların bizim yörüklerimiz dağların gönüllü bekçileridir. Buralara bu arkadaşlarımız bekliyor. Bunlar sayesinde zarar ziyan olmuyor. Biz de şu anda keçileri gidiyoruz. Keçiler de maşallah bir sürü ot var arkadaşlar. Şu ota bakın maşallah maşallah güzel yağmur yağmış. Çok güzel ot var ama keçiler hiç durmuyor ya. Vallahi habire ileri koşuyorlar. Sanki ileride daha çok ot var. Bakın güzel güzel çiçekler açmış yaylamızda maşallah. Arkadaşlar mis gibi çiçek kokusu var. Keşke videolarda da böyle bir yapay zeka da olsa bir kokusunu yansıtabilsek var ya. O kadar güzel ki. Ben yayla hastasıyım zaten. Çocukluğum bir arada geçti. Her zaman giremiyorum. Kanat sağızını bilmez olur muyum ben? Çocukken çok kanatırdım. Bakın arkadaşlar bu borcak. Borcak bakın. Bu borcak. Bu keven yani kevenin diğer türü. Bu da keven. Farklı farklı keven türü var. Evet. Şimdi Bekir'in kanak sakızı diğer arkadaşlar onu da göstereyim. Şu bizim yayla sakızı bak. Şu bizim yayla sakızı. Ben bunun videosu da çekmiştim ama bu videoda da olsun. Biz çocukken bunu şöyle arkadaşlar şöyle dibini açardık. Şu diplerinde şöyle jiletle veya bıçakla kesersiniz. Mesela çocukken derdik ki bak burada bir sürü var. Bu alan benim derdik. Kapılardık burayı. Öbür çocuk derdi ki orası benim derdi. Bunu böyle keser keserdik arkadaşlar. Onun sütü çıkar beyaz. Bunu mesela atıyorum sabah kestiğiniz zaman öğleye kadar bekler bu. Hiç oynamıyorsunuz bunların şeyin sütünü. Bunun sütü kahverengi bir şekil alır. Sonra ellerinizle tek tek toplarsınız ağzınıza. Bunlardan mesela tek tek kanattığınız yerlerde. Ve sakız olur. Yayla sakızı. Çok güzel yayla sakızı olurdu arkadaşlar. Biz ona kanak sakız derdik. Şu anda yürüdüğünü gösterecektim ama arka tarafta kalmış. Bakın karşıda dağlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bizim Boyuncalı yörüklerinin aşağı saran yaylası.
Üst tarafta da benim yaylam var. Şu üst tarafta da benim yaylam var. Arası aşağısına Şahbaz Ucu'nun arası yaklaşık kaç kilometre? Ya o kadar yakın değil be. 3 vardır gene. 3-4 kilometre benim yaylana. Şu aşağıdaki aşağı sıra yarısı 3-4 kilometre. Biz çocukken küçükken Hoca'ya gelirdik orada okumaya. Bilerek. Tam bir doğal yaylar arkadaşlar. Elektrik daha yeni gerek. Bizim yaylamızda Bekir'in olduğu yerde yok. Sağ olsun o zaman o dönemin arkadaşları. Kekik nerede? Kekik daha olmamış. Daha küçük küçük arkadaşlar bakın kekik yayla kekiği. Hakiki kekik Allah'ını severim senin kokusun bir şey yüke atarım. Şöyle alayım arkadaşlar bakın bu. Arkadaşlar yayla kekiği ya bunun var ya. Bunun çayı çok güzel olur. Bir de bunun biz yeni sistemini yapıp işte, turşusunu koyuyoruz artık. Allah Allah. Bu nasıl oluyor ya turşu ha? Evet turşunu biz kekiğin turşusunu yaptık. Satışlara Ekim'de de Kasım'da satışına sunacağız biz artık 100 gram şişelerde. 150-200 şey civarında yani öyle pahalı değil. 150-200 gram geliyor işte bunu da. Sen ciddi mi söylüyorsun? Evet şişesini 70-80 liradan vereceğiz öyle ancak kurtarıyoruz. Allah Allah. Yani onu bilmiyorum. Kurtuluşu ilk defa görecekler. Biz de deneyeceğiz, yiyeceğiz. Arkadaşlar. Salatasını yapacağız bunu. Allah Allah. Normalde turşusu kuru, ayrıca kuruldu turşusunu yani. İlk defa duydum. Yeme, arkadaşlar Bekir şeyinde bakın ki karşıda da bu kekikten işte bu. Keçiler bu kekikten yiyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Mis gibi kuruyor. Oh Allah'ım o kadar güzel ki. Allah ne güzellikleri atıyor ya maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Hava kararmaya başladı inşallah. Yağmura yakalanmayız yoksa ben çok iyi hastalanırım. Bir de var güdek dedik. İnşallah hastalanmayız. Hava soğuk çünkü. Burada ardıç ağaçları var arkadaşlar. Ben ardıç ağacının kokusuna bayılırım. Gerçekten ardıç ağacı var ya ne bileyim hani tabiri caizse tabi biz cenneti bilemeyiz de kendi diyelim kendimize yorum yapıyoruz. Ya cennet kokusu gibi diyeyim artık yani benzetmek belki yanlış olur ama ardıç ağacının kokusu o kadar güzel ki bakın burada bizim yerlerimizde ardıç ağacı var arkadaşlar. Hep tepelerde kalık. Kese kalmamış. Bakın bizim geçilerde yayılıyor maşallah maşallah tepede. Tavşan var mı be? Tavşan yok mu? Kaçtı mı? Arkadaşlar bakın aşağıda sığır kuyruğu var bakın. Bakın sığır kuyruğu çok var. Hele aşağıda yolda gelirken milyonlarca var desem yeridir gerçekten. Bu sene yağmur güzel yağınca çok çıkmış. Bizim yaylalarda çok olur. Sığır kuyruğu. Onun da epey bir faydası varmış. Biz eskiden bizim yörükler kurusundan hem yakmak için hem de sübürge yaparlardı. Bir sürü arkadaş yorum yapıyor. Değişik hastalıklara iyi geldiğine dair. Bakın burada da susam var. Yaylada da susam var. Bakın. Yine aynı borcak bitkisi. Evet ardıç ağacı arkadaşlar bakın. Allah bilir kaç yaşında. Keşke her taraf ağaç olsa burada. Orman olsa. Yemyeşil olur. Bakın yine aşağıda bir tane daha sığır kuyruğu var. Orada. Keçilerimiz de yayılıyor. Tüm yörüklerimize Allah bereket versin. Gerçekten. Zor bir zanaat yani. Yörük olmak gerçekten zor. Çünkü sürüyü yaylaya götürmek ayrı dert. Onları sabahın 5'inde 6'sında kalkıp o soğukta, karda, kışta, soğukta gütmek ayrı bir dert. Tabi her işin zorluğu var ama arkadaşlar yörüklerin işi gerçekten çok zor. Yani bu sene gerçekten her şey çok pahalı. İnşallah her şey düzelir de herkes biraz nefes alır. Böyle dağları göstereyim size. Havada bayağı kapandı arkadaşlar. Bekir arkadaşımız da tüfengiyle geziyor. Çünkü bizim burada kurt, biz canavar deriz. Yani çocukken canavar derdik. Kurt aslında kurt çok olur. Kurtlar sürüye saldırıyor arkadaşlar. Hatta Bekir bir ara kurtlar bir yere saldırmış da keşiler mi yemiş diyor. Onun haberin var mı senin? İnternette mi görmüştüm? İnternette görmüştüm ya. Ne zaman yemiş? Ya baby. Adamın sürülerini parçalamış ya. Bu sene. Evet arkadaşlar. Bizim burada kurt var mı? Gördün mü hiç? Var. Geçen iki tane vardı. Valla. İşte mecbur yanında tüfek taşıyorlar arkadaşlar. Kurt
Çünkü gelip sürüye saldırıyor. Bir tane köpek var. Bu köpek ne yapsın? İşte ne yapalım arkadaşlar? Böyle böyle. İşte bu boyaklarda, bu yakalarda Bekir kardeşimle beraber davar güteceğiz bugün. Allah azim verirse sabah da bizim yaylaya gideceğiz. Gördüğünüz gibi keçilerimiz yayılıyor. Hava da iyice boz. Kara bulutlar var. Nerede? Karşıda mı? Cesurumuz kızıyor arkadaşlar. Köpeğin ismi Cesur. Kangal mı? Nerede? Yaklaştı. Ya, tam çekemedim. Şurada karşıda bir de Cesur ama tam göremedim içeri. Şurada bizim Cesur var arkadaşlar. Bu da koyuyor sürüsünü. Mis gibi hava arkadaşlar. Mis gibi. İnşallah hastalanmam. Bakın keven burada. Bu şey normal keven. Bu ne be? Bu borçak. Onu bilmiyorum ben. Peki sen ne bilirsin dostum? Ben de bilmiyorum. Ben çocukluğumda yerde kaldım. Ben o derece bilmem. Bakın bu kuru borçak. Evet. Kuru olan borçaklarda. Bizim burada odun az olduğu için arkadaşlar ağaçlar az ya. Aşağıdan getiriyorlar odunlarını. Şeyden getiriyorsunuz değil mi? Bekir aşağıdan getiriyorsunuz odunları. Evet, şeyden kendi ikamet ettiği yerden traktörle getiriyorlar arkadaşlar. Bu da ağaç çok. Bakın tepeleri görüyor musunuz arkadaşlar? İşte benim en çok yürüklerimize, bizim yürüklere kızdığım tek şey bu. Atalarımız, ötelerimiz mesela dağlarda var mesela ağaçlar. Şu tepelere herkes böyle atıyorum. Şu ardıçlardan böyle eksiler hep ağaç olsa. Hem çekmeyle büyümez ki. Ya işte bunların fidanları var, bunların tohumları var. İşte tohumlu olmaz. Ya her neyse işte şu an benim. Karış tohumu yok. Yani neden oluyor ya? Zamanında kuşlar bunu yermişmiş. Hayır, kuşlar. Anladım. Onu sen biliyorum ben. Ya şey yaylalarda yetişen bu rakım yetişen 2025 rakım yetişen ağaçlardan da ekilseydi olurdu. Yemyeşil olurdu bunlar. Bakın keçiler hiç ağaçta zarar verebilir mi arkadaşlar? Veremez. Bak vermiyor bile. Veremez. Çünkü ağaçlar yüksek. Keçi bunu yemez zaten. Bu ağaçları yiyemez. Her taraf ot zaten arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Yani şimdi belki buradaki bunu izleyince, video izleyince arkadaşlarımız bize belki kızacak ama yani arkadaş herkes hiç yapamazsa evin önündeyse ağaç, yani bir meyve ağacıysa her taraf yeşil olsun. Ya orman olursa yağmur olur, teneffüs olur, oksijen olur, pardon. Yani ne bileyim arkadaşlar, yeşillik hepimizin, çocuklarımızın, hepimizin geleceğimizin ihtiyacı var. Neyse arkadaşlar, şimdi biz de bir yayladan bir video alalım dedik, davar güderken. Buradan bütün yörük hemşehrilerimize sevgi selamlarımı gönderiyorum. Ben Veli Avcı. Bekir Kalkıdır. Çoban. Ya çoban, ya öyle deme işte çoban. Ya yörük hepimiz, ben de çobanım. Ben de çobanlık yaptım. Buradan bütün yörük hemşehrilerimize sevgi selamları gönderiyorum. Var mı sana diye kardeşim diyeceğim bir şey? Yörük çobanları kolay gelsin. Mallarını sahip çıksın. Herkese başarılar, kolaylıklar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay. Yayladan size sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Yörük TV YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Facebook'ta da Yörük TV sayfamız ve grubumuz var. Bekleriz tüm yörük hemşehrilerimize. Kendinize iyi bakın. Dönüyor. Evet Bekir, şimdi bir yörük çobanının bir günlük yaşamını bize bir anlatır mısın? Mesela nasıl başlıyor? Hayat sabah nasıl başlıyor? Yörük çobanı akşam yatmış sayacağız. Sabah saat 5.30-6. Altından sonra kalkan zaten çoban değildir. Başı yaş çalışmıştır. 5.30-6 civarında kalkar genelde yörük. Eşleri kalkar, ateşi yakar, çay üstüne koyar. Çay demlenir. Bazılar başlar sıkmatmaya. Börek, çörek. Çörek olmaz genelde de. Bazlama. Sofra kurulasın, kendin kurulasın. Şunu kendim yapacağım sofrayı. Çünkü hanımın bazlama çörek. O meşhur. Yoksa yani. Yoksa oğlağı yer mi yani? Kafasını yersin yani. Çaydan, yani hanıma yardım edeceksin yani. Yani mecbursun. Yani. Bir de iki kişiysen birin de var ha. Birin kızı oğlağı. Kim getirecek? Yani. Çaydanlığı getireceksin, sofraya koyacaksın. Zaten yürüyü meşhur yeme sabah kahvaltısına çok elektir. Peynir ya da çikolata. Başka ne olacak? Kendiniz yapıyorsunuz tabii. Aynen. O kendimiz yapıyoruz. Meşhur. Arkadaşlar bu sene üzücü bir haberimiz var. Çikolata ve peynir fiyatları çok yüksek arttı. Herhalde deri peynirin kilosu ya da çikolatanın kilosu katmalı. Sade fark etmiyor.
150 liradan başlıyor büyük ihtimal. Şimdilik o da. Şimdilik şu anda 150. Yaz sonuna bayağı yükselecek. Her neyse de devam et. Devam zor sen. Yan kilosu da herhalde 250'yi bulacak. Üzücü bir haber. Neyse boşver onu şimdi. Maliyet arttı. Doğru söylüyorsun. Tekrar dönelim çikolak sıkmasına. Evet sıkmada kaldık şimdi. Ben de yiyeyim. Sen de bana ver ya. Sıkmasını. Abi sen çikolak sıkmasını hak ettin bilmiyorum ama. Çünkü hak etmişsindir inşallah. Davar gidiyorum benimle evet, beraber. Evet. Aşağı yukarı 3-4 kilometre yürüdük. Evet, şimdi evet. Sen işte sabahtan başlıyorsun, kahvaltı yapıyorsun. Kahvaltı yapıyoruz, iki ya da bir, iki, üç sıkma yiyoruz. Kaç tane götürüyorsun sıkma, doğru söyle sabahleyin. İki, genelde ikinci standart. Abi biraz ye ya, biraz yemen 3-4 tane yağla. Aynen, 3-4 çok olur. Çok mu olur? Yakıyor değil mi? Yakar. Sonra? Sıkma yiyorsun, çayını içiyorsun 2-3 bardak. Malı salıyorsun 6.30'dan sonra, 6-6.30 gibi gidiyorsun, dağlara getiriyorsun, kekikleri yediriyorsun. Orijinal kekik, dağ kekiği, organik. Şurada arkadaşlar bakın şöyle. Kekik şu anda az önce çekmiştik. Zaten videonun kekik devamında var. Burada. Dur çekeyim bak. Aha kekik. Arkadaşlar hem de bir koça koca olmuş bak. Ha orijinal kekik bak. Kekik işte bunu yiyor böyle işte, koparıyor hayvanlar. Bunu yiyen keçi var ya. Aynen. Eti var ya. Mis gibi öyle değil mi ortak? Aynen. Bunu şu anda kurbanlıklarımız keklikler diye satışı hazır. Bekliyor. Evet. Az kaldı pazara çıkmak üzere. İnşallah hepsini satarsın. Nerede kalmıştık? Saat gidiyoruz 9.30-10'a kadar. Genelde 10'a kaldırır. Eve geliyor 10'da. Sulanıyor. Yatıyor. Biraz 12'ye kadar. Bekliyor bir de o arada. Ağlı mı yatıyor? Ağlı da yatar. Dışarıda yatar. Genelde ağlı yatır. Çünkü durmaz mal dışarıda. Alıştı ağla. Şöyle gösterelim aynı zamanda arkadaşlar. Bakın geçilerimiz karşıda şöyle. Ama biraz rüzgar olsun. Bazen buğulanır. Bakın karşıda geçilerimiz. Biz de onları tanıyoruz. Kekik yiyorum. Evet. Devam et. Ondan sonra? Ondan saat 12 civarında dinleniyoruz. Çay, ekmek yiyoruz işte. Biraz atıştırmalık. 12'de sağım yapıyoruz. 1 saat ya da 35 dakika süre. Ondan sonra 1'den 3'e kadar evde oturuyoruz. Misafiri gelen olursa. Genelde eksik olmuyor Allah'a şükür misafir de. Onlara sohbet derken saat 3'ten 3.30 arası salıyoruz. Gün böyle devam edip gidiyoruz. Yani daha devamlı aynı rutin devamlı aynı şekilde gidiyor. Aynen hayvanlar bizler gibi değil. Onlar zamanla geliyor, zamanla gidiyor. Alıştılar. Şimdi gördüm arkadaşlar ben de alıştılar. Saat geldiğim saatte hemen zaten baktım böyle. Yani Bekir önde gidiyor. Keçiler arkada gidiyor. Öyle alışmışlar ki arkadaşlar. Yolu da ezberlemişler. Aynen. Yani böyle var ya kendileri gidiyor arkadaşlar. Bakın bak. Bak buralar hep tepe. Bakın arkadaşlar hep böyle derin vadil var, ova var, çukuruklar var, koyak var. Verici istasyonu göstereyim çek. Ya şu an o arka tarafta kaldı. Yürük Dağı bu tarafta kaldı değil mi? Görünüyor işte Yürük Dağı. Şu mu Yürük Dağı? Şurası. Ha şu arka tarafta kaldı Yürük Dağı. Tepe görünüyor. Şurada Yürük Dağı var arkadaşlar. Bizim meşhur yürüklerin, boyunca yürüklerin şu tepenin arkasında Yürük Dağı var. Arkadaşlar bakın buraya kadar geliyor. Arkadaşımızın evi de yaklaşık buradan 2-3 kilometre ileride. Şöyle göstereyim şurada tam şey yaparsa şöyle. Şöyle karşıda arkadaşlar şöyle yakınlaştırdım. 2-3 kilometre ileride Bekir kardeşimizin. Oradan buraya yürüyerek keçileri getiriyor arkadaşlar. Bakın. Burada gülüyoruz. Gülüyor. Ondan sonra işte rutin olarak. Ondan sonra tekrar eve dönüyorsun. Allah bereket versin kardeş. İki evet, tane güzel, güzel oğlum var. Maşallah. Aziz de Yekta. İnşallah onlar da okur. Biri polis, biri asker olacağım dedi, demişti bir videosunda. Arkadaşlar bakın yörüklerimiz bu zor hava şartlarında yağmurda, çamurda. Geçen yağmurda nasıl güttün? Yağmur çayınca gidebiliyor mu? Ağılda mı kalıyor? Yağmur yağarsa genelde ağılda kalır. Yağmuru da görmedik zaten yoktuk yağmurda. Yağmur yağsa zaten ahırda duruyor. Yem mi veriyorsunuz? Yem mi yok. Şu anda yaylada yem yok. Yem yok mu? Yok. Anladım. Hayvanlar öyle bekliyor ha? Aynen. Yağmur yağarsa da mesela şimdi biz burada 2 kilometre eve uzağız. Yağmur yağarsa inlere duracağız. Başlar inlere. İn yoksa hızlanacağız değil mi? Yok inler genelde bu eve taraf in. İn dedikleri mağara arkadaşlar. Yani mağaralara bizim yörük dilinde in derler. Yörük verip bilir in yani. Evet in yani mağaraya in deriz biz burada. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz ne güzel gidiyoruz. Videonun devamı var zaten onu da ekleyeceğim. Bu bir günlük yaşamdan anlattı. Bakın burada da maşallah geçilerimiz yayılıyor. Koyun da var içinde. Maşallah maşallah bereket versin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oyağın içine davarı getirdik. Alımını almış öyle diyorlar çoban arkadaşımız. Arkasından sanki kovalayan var gibi. 120 km hızla gidiyorlardı. Şimdi alımını aldı diyor arkadaş. Çoban arkadaş daha iyi bilir. Şimdi yavaş yavaş rutin bir şekilde ağır ağır yayılıyorlar arkadaşlar. Trosların eteğinde. Görüyorsunuz davarlarımızı. Merhaba Yörük TV izleyicileri. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın. Bakın. Yonca mıydı bu? Tamam yonca değil mi bu? Tamam. Gideceğim aşağı doğru gideceğim. 10 deva deme.
Hangara? Hora doğru mu? Bakın arkadaşlar, yoncaların içindeyiz. Ha, bura mı sınır? Angura. Evet arkadaşlar, gördünüz. Bekir kardeşimiz komutu verdi. Şimdi bugün saat 3.30'dan bu yana davar gidiyoruz. Dağları, tepeleri, koyakları gezdik, geldik. Hindi neredeyiz biliyor musunuz? Hindi kendi tarlasının içindeyiz, yoncaların içindeyiz arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakın, şöyle bir bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Bak bak bak, maşallah maşallah, şu güzelliğe bakın ya. Allah Allah. Ha maşallah, ha maşallah. Karşıda yine bir yörük hemşerimiz var. Onda da var, davarla koyun var bakın. O da orada gidiyor. Herkes kendi yerine gidiyor. Evet, şu an ben ana durdum. An deriz. Sınıra an derler arkadaşlar. Biz an deriz. Yani Gök şivesiyle konuşuyorum şu anda. Andan aşağısı diyor, başkasının diyor Bekir. Davar geçmesin. Hak olma, hak yenmesin diyor. Bak, hak konusunda takdir ettim Bekir'i. Bir yıldız daha aldı benden. Haksızlık yapmıyor hiç. Bakın davarlarımız burada. Ne güzel yayılıyor. Dekeyi görüyor musunuz? Maşallah maşallah maşallah. Dekeye bak, dekeye. Allah Allah. Bakın nasıl yiyorlar arkadaşlar. Tabii bizim kuşlar da kırlangıç herhalde. Onlar burada dans ediyor. Çok güzel bir ortam. Şu anda kulaklarım da oynuyor arkadaşlar. Hava soğumaya başladı. Ben bereyi, montu yarı yolda bırakmıştım. Şu an kulaklarım donuyor. Ağaçama başım ağrımaz inşallah. Ağaçama arkadaşlar, Bekir dedi ki şuradan hangisini beğenirsen beğen dedi, birini yatıracağım. Bekir, senin ünlü bir sözün vardı, söylesen onu. Ben öyle deyince sen ne diyordun? Hazrettin yer mi? He? İşte onu bekliyordum ben de. Hazrettin yer mi diyor. Bizdeki işin esprisi. Allah bereket versin kardeşimize. Bugün güzel bir gün geçirdik. Yarın da kendi yaylama gideceğim. İşlerimiz var. Bakın hava da kapalı. İnşallah yarın yağmur yağmaz. Çünkü kaynak yapamam. Böyle bugün dedik. Arkadaşımıza yoldaş olak, yardımcı olak. Davar güdek dedik. Çok güzel bir ortam oldu. Güzel sohbet ettik. Güzel yer gezdik. Tavşan hiç yoktu arkadaşlar. Tavşana baktık, tavşan yoktu. Tavşanı seveceydik. Yok. Saklanmış kerata. Bunu da videomuza ekleyeceğiz. Yavaş yavaş. Bekir, buradan sonra eve doğru gideceğiz değil mi? Aynen. Akşam oldu arkadaşlar. Daha yazmış keseceğiz. Onu asacağız. Arkadaşlar bizim işimiz. Hak edemedin diyor arkadaşlar. Hala hak edemedin diyor bu adam ya. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş evde karşısı arkadaşlar, bakın şurada bayağı var. Şu karşısı yayla damı. Yaklaşık buradan 2 kilometre. Oraya gideceğiz. Güzel bir gün geçirdik bütün yörük hemşehrilerimize. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Videomuza bunu da ekleyeceğiz. Bu da güzel bir an olur. Hiç olmazsa siz de böyle güzellikleri görürsünüz. Faydalanırsınız. Çünkü ben de izliyorum, böyle hoşuma gidiyor. Görüşmek üzere.